Merhaba sevgili Açık Bey'in dostları. Soru yorumun nöro yorum bölümlerinden bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bugün aslında ana gündemim şu. Gelen birçok soru, gördüğüm birçok yanlış anlamadan falan hepsini toparlayarak beyin parantez içinde aslında virgül insanda kapa parantezi ne işe yarar? Beyin aslında niye var? Şimdi Birçok organ için bu soruyu sorduğumuzda cevap görece basit gözüküyor. Mide niye var? Yiyecekleri sindirmek, asitle mikroorganizmaları öldürmek, işte eti parçalamak falan filan okey güzel. İşte bağırsaklar niye var? Sindirmek, vücudumuza besinleri almak. İşte gözümüz niye var? Görmek. Kulağımız niye var? Duymak. Hepsi okey. Ama beynimiz neden var sorusunun cevabı bu kadar açık değil. Çünkü beyin birçok iş yapıyor. En başta insan da bir düşünüyor kara kara. Endişe ediyor. İşte bizi strese sokuyor. Hatırlıyor. Yani bellek kaydediyor hareketlerimizi yapmamızı sağlıyor. Verileri alıp değerlendiriyor. Yani duyularımızı anlamlandırıyor falan filan. Böyle bir, bir çırpıda söyleyebileceğimiz pek bir şey yok gibi gözüküyor ama bazen böyle tanımlamakta zorlandığımız durumlarda böyle tüme bakmak, şöyle bir geri gidip bütün sisteme bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela hep çok sık örnek veririm. Canlılar aleminde. Yani bitkiler, mantarlar, bakteriler, hayvanlar böyle koskoca bir canlı alemde yaşıyoruz ya. Hangi canlıların beyni var? Hangilerinin beyni yok diye şöyle bir kuş bakışı bakarsak basit bir resim göreceğiz. Yer değiştirebilen, yani hareket eden diyeceğim ama bitkiler de hareket ediyor. Yer değiştirip seyahat edebilen ve bedeni büyük olan yani çok hücreli dediğimiz canlıların hepsinin bir beyni var. Sabit olan, sabit bulunduğu yerde devinerek hareket eden canlıların ise beyne ihtiyacı yok. Buradan baktığınızda beyin bir hareket kontrol cihazı gibi gözüküyor. Yani hareket eden, yer değiştiren, bir yerden bir yere giden, avlanan ya da avcıdan kaçan, efendim eş arayan, bulan ve gidip çiftleşen falan bu tip davranışları olan canlıların bir de büyüklerse bir, etraflarından haberdar olmaları lazım. Bunun için bir duyu organı gerekiyor ya da birden fazla duyu organı gerekiyor. Bu duyu organlarının aldığı verileri işleyecek bir merkezi işlem birimi gerekiyor ki biz buna beyin ya da ganglion falan diyoruz daha sade canlılarda ve bu değerlendirmenin sonucunda da bir şey olması gerek. Ne olacak? Beden ona bir hareketle, bir aksiyonla cevap verecek. Bu her zaman fiziksel bir hareket olmayabilir. Beynin bazı cevapları hormonal olabiliyor, iç organlarla ilgili olabiliyor ama çoğu zaman beyin bütün hayvanlarda gördüğümüz gibi vücut hareketini yönetmekle alakalı. Ve şimdi bütün canlılarda da bu sistem böyle gayet güzel çalışıyor. İnsana geliyorsun, insandaki beyin bir tuhaf. Mesela durduğumuz yerde oturarak böyle devamlı işte gelecek için tasarılar kurabiliyoruz. Geçmişimizi düşünüp dertlenebiliyoruz ya da nostalji yapabiliyoruz. Uzak zamanlarla ilgili endişelere kapılabiliyoruz. Mesela ölümünden sonra başına ne geleceğini düşünen tek tür muhtemelen biziz. Öldükten sonra acaba ne olacak öbür tarafta falan diye böyle çok uzun erimli gelecek ve geçmiş algıları olan falan bir zihnimiz var. Ve bu bizim aslında çoğunlukla zihinde yaşayan bir canlıya dönüşmemize sebep oluyor. Öyle bir haldeyiz ki gün içerisinde bedenimize olan hemen hemen hiçbir şey dikkatimizi çekmiyor. Yani ağır bir yaralanma, bir arıza yoksa bedenle pek ilgilenmiyoruz. Hep genellikle zihnimizdeki prosedürlerle ilgiliyiz. Yarın ne olacak, dün ne olduydudu, bunun öbür günkü sonucu ne olacak falan filan gibi devamlı zihinde yaşıyoruz. Bazılarımız mesela teorik fizikle uğraşıyor. Oturup efendim kuramlar, matematiksel denklemler onlar bunlar yapıyorlar. Ve bize beynin bu tip işleri hep havalı gözüküyor. Mesela oturup da böyle bir felsefecinin fikirlerini okumak bazımıza çok cazip geliyor. Kimimiz işte bir sanatçının zihnindeki soyutlamalardan ürettiği somut nesnelere bakmaktan büyük haz alıyoruz. Ve biz genellikle böyle yüksek insani hikayelerin hep genellikle zihinde olduğuna sanki ikna olmuş gibiyiz. Halbuki insan zihninin de esas amacı ve burada varoluş sebebi aslında bir şey yapabilmekle ilgili. Özellikle günümüzde çok fazla şey öğrendiğimiz, çok fazla bilgi alabildiğimiz ve zihnimizde bir sürü karmaşık kurgular üretebildiğimiz bir dönemde beynin bu yapabilme, bir şeyleri yapma fonksiyonu gittikçe geriye düşmüş durumda. Bizim beynimiz aslında bir hareket ortaya koyalım diye varken biz harekete sebep olacak her türlü bilgiyi doldurduğumuz ama bir türlü harekete geçemeyebildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Çok fazla şeyi biliyoruz ama pek az şeyi yapabiliyoruz. Yapmamızın önündeki en büyük engel ise harekete geçip yapma noktasındaki irade eksikliğimiz. Yani bir şekilde öğrendiğimiz bir şeyi hayata geçirmekte çok zorlanıyoruz. Birincisi bunun sebebi bir konfor olan hikayesi var. Burada çok konuştuk. Hani böyle gerçekten belimiz ağrıyor, bir tembelliğimiz var. Hani olduğumuz yerden çok kalkasımız gelmiyor, düzeni değiştiresimiz gelmiyor. Bir de o kadar çok şey düşünüyoruz, o kadar çok zihinsel seçeneğimiz var, o kadar çok farklı kaynaktan besleniyoruz ki bunların hangisini ciddiye alıp o konuda hareket edeceğiz. Ben valla Matrix filmindeki bir sahneyi çok severim, sıklıkla da örnek veririm. İşte Neo'nun Matrix tabii ki birinci filmden bahsediyorum. Zaten bir tane Matrix var benim için. Öbürleri Biraz franchising, onlar çok hoşuma gitmiyor ama ilk Matrix filminde düşen helikopterden Trinity'yi neredeyse mucize ötesi bir ön kurtaran Neo'nun kendi kurtarışına bile şaşırdığı ve işte çözümlemeye çalıştığı bocalama anında arkadan yürüyerek gelen Morpheus'un söylediği bir söz var. O ana kadar Neo, Morpheus'un kendisine atfettiği üstün özelliklerin hiçbirisini kendinde görmüyor. Bu kendini buna değer görmüyor. Çünkü Morpheus ona seçilmiş kişi diyor bir şey diyor falan filan. O diyor ki ya diyor Morpheus diyor kafayı yemiş ben kim seçilmiş kişi kim falan. Ve o anda o kompleks kurtarma operasyonunu adeta çabasız olarak başarabildiğini görünce kendisi de şaşırıyor. Ve arkadan gelen Morpheus diyor ki yolu bilmekle yolda yürümek farklı şeylerdir. Muhtemelen Mevlana'dan bir alıntı ama Hollywood güzel kullanmış. Yolu bilmekle yolda yürümek farklı şeyler. Bizim beynimiz hem yolu bilmekle ilgileniyor ama aynı zamanda varlık sebebi o yolu gidebilmekte, o yolda adım atabilmekle alakalı. Biz birçok şey bildiğimizi düşünüyoruz. Ama bana sorarsanız biz sadece yapabildiklerimizi biliyoruz. Yapabildiklerimiz bizim hayatımızda yer alıyor. Dolayısıyla peşinde olduğumuz bilgileri ayıklarken, seçerken, efendim neyi öğrenip neyi öğrenmeyeceğimizi, neyi düşünüp neyi düşünmeyeceğimizi kafamızda ayıklarken, yani biraz bu ben aslında ne yapıyorum ve neyi daha iyi yapmak için bir şey öğreniyorum kafasında bakarsak hareket için var olan beynimizin hakkını vermiş olacağız. Her sabah yatağınızdan kalkmadan önce bugün kesin biraz egzersiz yapacağım diye düşünüp akşama kadar tempeden böyle oturduktan sonra tekrar yatağa girmemizin sebebi beynimizin bu hareket fonksiyonunu biraz küçümsüyor olmamız. Teorik fizik yapmak, felsefe üretmek, sanat, edebiyat, maneviyat bunlar bizim beynin yan işleri hobileri. Olsa da olur, olmasa da olur. Olunca tabii ki güzel olur. Ama dikkat ediniz birçok felsefecinin, birçok düşünürün, birçok bilim insanının uzun yürüyüşler, seyahatler gibi fiziksel hareketlere çok meraklı olması boşuna değil. Bedenimiz çalışmadıkça beynimiz çalışmıyor. Son olarak birkaç dakikadır muhtemelen sabit bir yerde beni dinliyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse yani sabah yürüyüşünde ya da koşu bandında sizinle beraber değilsem şu anda. Şimdi şu anda bulunduğunuz hali, bir süredir hareketsiz oturduğunuz hali şöyle bir inceleyin, şöyle bir kendinize uyanıklık düzeyinize dikkat düzeyinize zihninizdeki düşüncelerin birbirini kovalama biçimine bir bakın. Sonra da kalkın. Sadece 20 dakika, isterseniz evin içinde, isterseniz bulabildiğiniz dış bir ortamda 20 dakika yürüyün ve sonra tekrar oturup durumunuzu bir önceki halinizle karşılaştırın. Bambaşka insanlar olduğunuzu fark edeceksiniz. Koşun demedim, yüksek atlama yapın ya da 500 sınav çekin demedim. Sadece 20 dakika her normal insanın yaptığı gibi bir yürüyüş yapın. Aradaki farkı göreceksiniz çünkü beyin diyor ki: "Oh, hareket varsa hayat var. Artık ben biraz daha farklı çalışayım." Dolayısıyla hepimize efendim daha hareketli günler diliyorum. Zira evrendeki en karmaşık hediye olan bu beyin bizden biraz aslında bunu istiyor.